Merhaba arkadaşlar. 5. sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi konularına devam ediyoruz. Bugünkü konumuz Kelime İşlemci Programı Giriş Sekmesi. Bu videoda giriş sekmesi özellikleri, isimleri ve görevlerini öğreneceğiz. Yapıştır. Panoda bulunan içeriği belgeye yapıştırır. Kes. Bir metni kesip başka bir yere koyabilmemizi sağlar. Kopyala, bir metni silmeden başka bir yerde kopyalayabilmemizi sağlar. Biçim boyacısı, seçilen metnin tüm stil özelliklerini başka bir metinde de kullanabilmemizi sağlar. Yazı tipi, metnin yazı biçimini değiştirmemizi sağlar. Yazı tipi boyutu, metnin yazı boyutunu değiştirmemizi sağlar. Yazı tipi boyutu büyüt, seçilen metnin boyutunu belli bir miktarda büyütebilmemizi sağlar. Yazı tipi boyutu küçült, seçilen metnin boyutunu belli bir miktarda küçültebilmemizi sağlar. Tüm biçimlendirmeyi temizle, seçilen metin üzerinde gerçekleştirilen tüm düzenlemeleri silerek metnin eski halini almasını sağlar. Büyük küçük harf değiştir. Seçilen metnin büyük küçük harf düzeninin değiştirilmesini sağlar. Kalın, metnin kalın yazılmasını sağlar. İtalik, metnin eğik olarak yazılmasını sağlar. Altı çizili, metnin altı çizili olarak yazılmasını sağlar. Madde işaretleri, madde işaretlerini eklememizi sağlar. Girinti düzeyini arttır veya azalt, paragrafların girintisinin arttırılmasını veya azaltılmasını sağlar. Metni hizala, metnin sağa, sola veya ortaya hizalamamızı sağlar. Satır aralığı, satır aralıkları arasındaki boşlukları ayarlamamızı sağlar. Gölgelendirme, metnin arka planını renklendirmemizi sağlar. Kenarlık, metnin kenarlarına kenarlık eklememizi sağlar. Stiller, seçilen metnin yazı stilini değiştirmemizi sağlar. Düzenleme, metinden bir kelimeyi aramamıza, değiştirmemize ve metnin belirli bir kısmını seçmemizi sağlar. Bul, metinde bir kelimeyi aramamızı sağlar. Değiştir, metinde birden çok kelimeyi aynı anda değiştirmemizi sağlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.